Uğurcan Baba 32 yaşında, aklı başında, inanılmaz bir reytingi var. Helal olsun koçum, gururumuz bizim. Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün Uğurcan Çakır oyuncu kariyeri rebuild'i yapacağız. Milli takımımızın kalecisi kendisi, biliyorsunuz. Euro 2020'de de milli takımımıza buradan başarılar diliyoruz. Twitch kanalında canlı yayındayım. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Uğurcan Çakır oyuncu kariyeri rebuild videomuz başlasın. Olayımızı açıklıyorum arkadaşlar. Altay Bayındır'da da aynısını yapmıştık. Abicim şu anda 24 yaşında Uğurcan Çakır. Biliyorsunuz ki normal oyuncu kariyeri rebuildlerimizde, ne bileyim mesela Torres'de veya Kante'de falan oyuncuyu böyle ilk başladığı yaşa getirip hani genç yaştan itibaren simüle etmiştik. Burada öyle yapmayacağız. Çünkü Uğurcan Çakır zaten genç denilebilecek bir yaşta. Altay da 22 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu tarz oyuncuları yaparken kariyerine devam edeceğiz direkt olarak. 10 sezon boyunca Uğurcan Çakır'ın kariyerine bakacağız. En son 34 yaşına geldiğinde de videoyu bitireceğiz. Umarım kendimi açıklayabilmişimdir. Euro 2020'ye özel Uğurcan Çakır'ın rebuild'ini yapmak istedim. Bakalım güzel olacak mı? Hem de farklı olmuş olur. Hani oyuncu yaşlandığında falan da ne yaptığını görürüz. 78 ratingle başlıyoruz. 82 potansiyelimiz var. Bu sezon Uğurcan Çakır'a 82 potansiyel vermişler. Ama dinamik potansiyelle ben artacağını düşünüyorum. Hatta gelişim planına gelelim. İlk sezonumuzu simüle etmeden önce şuradan bir plan verelim, bir gelişim planı verelim. Baba şimdi top kontrolü, vuruş, bunlar düşük, o yüzden ben bunları arttıracağım. Hayırlısı olsun diyorum. Trabzonspor'dayız. İlk sezonumuzun sonuna geçelim. Uğurcan Çakır ilk kupasını kazanmış arkadaşlar, görüyorsunuz. Şimdi hemen şöyle bakalım. Acaba lig gelmiş mi Trabzonspor? Aa, 4 puanla kaçıyor. 4 puanla kaçırdık ligi, yapma be. Ulan neyse, en azından Uğurcan Çakır kupayı aldı abicim. UEFA Süper Kupası zaten buralarda yoktuk, niye bakıyoruz ki? Avrupa Ligi'nde var mıydık? Şöyle bakalım, yoktuk, tamam. Abicim şöyle bir gösterelim Uğurcan Çakır'ımız. 82 potansiyeline ulaşmış, 4 rating artmış. Oha, gelişim planımız işe yaramış abi. İnan, ooo, sana bir şey diyeyim mi? Manyak. Manyak, bak bunun üzerine bir Instagram hesabım takip edilir. Ne alaka değil mi? Bunun üzerine bir Instagram'ı takip edin arkadaşlar. Vakayeme gol kralı. Giuliano burada 11 asist ve golle hemen maçta Altay 1. Uğurcan Çakır 2. Tamam. Güzel yani, güzel. Uğurcan Çakır'ımız bir sezon daha burada kalabilir. Ya da belki önümüzdeki sezon direkt bir Avrupa yapabiliriz, bilmiyorum. Bence önümüzdeki sezon Avrupa yapalım. Gerçek hayatta zaten direkt bu sezon gideceğini düşünüyorum. 49 maçta oynamış, 19 golle hemen maç, 7 de ortalama yapmış. İyi. Bayağı iyi arkadaşlar. İkinci sezonumuza geçelim. Uğurcan Çakır 2014'ten beri Trabzonspor'da oynuyormuş. Şimdi transfer sitesine ekliyoruz. Zaten kendisi altyapıdan çıktı değil mi? Trabzon'un altyapısından çıktı. Hadi bakalım, artık transfer olma vakti geldi. Uğurcan Çakır'a transfer teklif var. Bournemouth falan baba, hadi geç ya, 25 yaşına gelmişim, bırak git. Watford'dan teklif var arkadaşlar, bunu da istemiyoruz. Uğurcan Çakır için bir transfer teklifi daha. AZ Alkmaar. Abi ya, bize var ya, hep böyle takımlardan teklif geliyor. Bence bir iki sezon da burada oynayalım o zaman. Ya da Trabzon'da kalalım abi. Böyle olacağına. Tamam, bir sezon daha Trabzon'da kalalım o zaman. Git bir sezon diyenler var. Gideyim mi? Tamam, siz git diyorsanız gidelim, tamam. AZ Alkmaar'a gidiyoruz. Abi burada Bizot diye bir kaleci vardı. Hayırdır kardeş? Ben Uğurcan Çakır, adam ol diyoruz. Hemen onun yerine geçiyoruz. Bunun dışında kadromuz ekranlarda, Evjen falan. Ben hiç dokunmak istemiyorum abi kadroya. Kendi nasıl oynatıyorsa oynatsın. Biz kaleye Uğurcan'ımızı koyarız kardeşim. İkinci sezonumuzun başında da bir gelişim planı verelim. Herhalde potansiyeli dinamik olarak arttı değil mi? İyi yani, bak şurada bir eksi falan duruyor. Hani düz çizgi duruyor. O şey demek, artık gelişmeyecek falan demek, ama bence hala umut var. Biz bir 90'ı görürüz diye tahmin ediyorum. İstiyorum ve arzuluyorum. Evet, kaleciye verelim bu sefer. Refleksleri ve uçması artsın. Uçma çok düşük kalmış. Hadi bakalım, ikinci sezonumuzun sonuna geçiyoruz. Sezon sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. Abi ikinci oluyor. Ya bir de bir puanla. Biz nasıl bir loser olduk Uğurcan Çakır'la beraber? Niye böyle oldu ya? Trabzon'a da ikinci olmuştuk önceki sezon. Aha, Orange Beker. Bak yine kupayı alıyoruz. Aslında önceki sezona çok benziyor lan. Oha. Çok ilginç. Geçen sezondan resmen aynı gidiyoruz. Zaten Avrupa Ligi'nde var mıydık? Vardık herhalde ha. Aynen, gruplardan ikinci çıkmışız. Uğurcan'ımız Avrupa'da ne yapmış? Abi Villarreal. Ya direkt Goodibling gelmiş karşısına. Ne yapsın adam? Adam ne yapsın? Uğurcan'a bakıyorum, 83 rating'e gelmiş. Ya Uğurcan biraz daha gelişmen lazım oğlum be. Yapma ya. Gelişimin durmuş olamaz. Hayır, gelişimi durdu olarak gözüküyor. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Ben hiçbir şekilde bunu kabul etmeyeceğim. Önümüzdeki sezon kesin gelişeceksin Uğurcan. Ben buna inanıyorum. Piyasa değerin ne kadar olmuş? 29 milyon euroya çıkmış değerin. Yaşında artıyor. 13 gol yenmeyen maç. Kalede var mısın şurada? Bir bakalım, ardından ikinci sezona geçeceğiz. Şurada var mısın? Bence varsındır bu arada. Abi Uğurcan Çakır 5. olmuş. Tamam. 3. sezonumuza geçelim. Uğurcan Çakır'ı transfer listesine ekledik. Bakalım ne olacak? Hemen şöyle şimdi hızlı simüle edelim. Uğurcan Çakır için bir transfer teklifi Real Sociedad. Real Sociedad. Ne diyorsunuz? Bu simülasyonda iyi olabilen bir takım aslında. İyi olabilen bir takım. Bence bir sezon gidebiliriz buraya. Bak ciddiyim. İyi takım. İyi takım Avrupa Ligi alabilir. Alabilir abi, gidelim. Gidelim gidelim. Hadi bakalım. Uğurcan Baba geldiği gibi 84 oldu. Helal olsun. Gelişmeye devam ediyor. 26 yaşında, yani bu dakikadan sonra çok gelişmez ama neyse, umarım dinamik potansiyelle bir şeyler olur yani. Bakalım. Real Sociedad iyi takım. Burada gelişebiliriz. Avrupa Ligi falan kazanabiliriz. Orada bir şeyler yapabiliriz. Bence bizim için iyi oldu bu. Lafı çok uzatmak istemiyorum. 3. sezonumuzun sonuna gidiyoruz. Geldik sezon sonuna, yine Uğurcan Çakır'ımız. Abi 3. olduk. 9 puanla kaçıyor bu sefer. İyi, en azından 2. olmadık abi. 2. olunca insan daha bir üzülüyor çünkü daha bir koyuyor yani. Kupayı almış mıyız? Ulan Barcelona'ya bir golle gitmişiz. Neyse. 87 reytinge çıkmış Uğurcan Çakır. Helal olsun. Şöyle bir bakalım, gol krallığı falan var mı? Bir dakika, bakamadık. Özür diliyorum. Geldik. Evet, gol krallığı zaten bizim şeyimiz değil. Gol yenmeyen maç Uğurcan Çakır. Ben bir sezon daha bu takımda kalırım arkadaş. Ben bir sezon daha burada kalırım. Gayet iyiyiz. Bakalım bir Uğurcan'ımıza. Bekle. 57, 30 gol yenmeyen maç. 27 yaşında. Gelişimine bakalım hemen. Nerede? 78 milyon euro. Susturdu. Var ya, herkesi susturdu Uğurcan Çakır. Yapamaz diyen herkesi susturdu. Sadece alkışlamak geliyor elimden. Helal olsun. Arkadaşlar 4. sezonumuza geçiyoruz. Oha, Hertha Berlin Uğurcan Çakır'ın serbest kalmasını ödemiş. Ya yürü git. Hertha Berlin'e gitmesini istemiyorum Uğurcan'ın. Hemen yenileme temsilcisi 232, tamam. Aha, teklif var. Artık büyük bir takım olsun. Eintracht Frankfurt abi. Of, Frankfurt ne ya? İyi takımdan teklif gelmiyor arkadaşlar. Ya istediğimiz seviyede takımlar teklif vermiyor bize, ama bir de Almanya yapalım o zaman ya. Hani bir de Almanya yapalım yani, bir görelim. Ya da burada mı kalalım, ne diyorsunuz? Burada kalıp takımımız da gelişti. Burada kalabiliriz ya. Bence gitmeyelim Mönchengladbach'a. Bak burada da takım gelişiyor. Bir şeyler yaparız ya. Bir şeyler yaparız abi. Oyarzabal da burada, o iş. Kalalım arkadaşlar. Şimdi yine sezon sonuna geçiyoruz. 4. sezonumuzun sonundayız. Hemen çıkış yapıyoruz. Bu sezon 5. olduk. Bu takımdan gitme vakti geldi. Oha! 90 reytinge çıkmışız baba. Oyarzabal 91 olmuş. Bu nasıl hızlı gelişiyor lan bugün? Oyuncular görüyorsun değil mi Oyarzabal'ı falan filan? Osimhen gol kralı. Oyarzabal da 2. olmuş. Gollenmeyen maçta Oblak, Terşit Egenkurt'ta Uğurcan Çakır 4. abi. 4. Bu arada geçen yıl Oblak'ın olduğu ligde biz 1. olduk değil mi Uğurcan'la? Yanlış hatırlamıyorum yani. Artık bir elit takımlara gidebiliriz ya. 15 gollenmeyen maç, 7 ortalama, gayet iyi arkadaşlar. 90 rating, çok iyiyiz. 5. sezonumuza geçiyoruz. Artık bir elit takım lazım bize. Ya 90 rating adamız Aston Villa bize teklif veriyor. Nerede Inter'ler, Barçalar, Real'ler, Atletiko'lar falan filan ya. Hadi Atletiko vermesin, tamam. Şey var, Kurtuğa var da yani. Inter falan nerede? Aha, bir teklif daha mı? Gel. Anca zaten Rabiot'a teklif verin. Yani Rabiot'u vermeyeceğim kimseye ya. Sinirlendirdi beni. Uğurcan Çakır'a teklif. AS Monaco. Ya öbür adamları reddederken sinir olduk arkadaşlar yayında bu Remiro'ya. Chelsea yanlışla reddetmişiz ya. Son gel artık. Teklif falan gelmiyor abi. Uğurcan Çakır'ın şimdi ben hemen menajeri olarak gidiyorum, yönetimle konuşuyorum. Bu sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Artık seneye farklı bir takımla anlaşacağız. Sürpriz olacak bize de. Yapacak bir şey yok. Sezon sonu sözleşmemiz bitiyor. Hadi bakalım simüleye geçelim. Aha, Uğurcan'a transfer teklifi. Aha, Arsenal, kurtuluyoruz buradan, dur tamam, dur sezon sonuna gitmiyoruz, Arsenal kabul et. Oğlum Bayern Münih, bak biz simülasyondayken az önce Bayern Münih takas teklifi yapmış ya. Tamam, bir sezon Arsenal'de oynayalım, sonra farklı takıma gideriz, oradan uçarız ya. Allah kahretsin. Teklifi kabul ediyorum tabii ki. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin, Arsenal alamadı bizi. Tamam, geç sezon sonuna geç. Geldik sezon sonuna geldik yani, gerçekten. Ben buradan sonra artık psikoloğa falan gideceğim herhalde bu videodan sonra. Çok sinir oldum. Ya tam anlaştık diye sevindik falan filan. Lan yani Allah kahretsin ya. Evet. Real Sociedad gitgide her sezon bir basamak geriye düşüyor. Gerçekten süper bir takımız. Avrupa Ligi'nde ilerliyorduk. Belki almışızdır. Ya yokuz abi. United falan alıyor. Lan Leipzig'e gitseydik bile daha iyi olurdu. Mönchengladbach'a bile gitseymişiz daha iyiymiş lan. Bizi kim elemiş? Neredeyiz abi? Dur bakalım şöyle bir. Arsenal de bu arada Avrupa Ligi'ndeymiş ama kime elenmiş? Babalar Sporting'e elenmiş. Lan Sporting'den de teklif geldi bize. Sana bir şey diyeyim mi? Çok kötü bir menajeriz ya. Keşke Uğurcan'ı yollasaydık hemen bir takıma. Yanlış yaptık. Neyse önümüzdeki sezon zaten artık gidiyor Uğurcan kendisi. Bir takımla anlaşacak. Bakalım hangi takıma gidecek. Umuyorum yani. Çünkü artık daha da üzülmek, sinirlenmek istemiyorum. Nerede Uğurcan Çakır 5. olmuş. Merih, Oblak, Kurtuğa gibi kalecilerin arasında, Terşit Egenkurt gibi kalecilerin arasında 5. olmak kolay bir şey değil yani, onu da söyleyelim. 48 maçta da 19 gol yenmeyen maç. Gayet güzel. Şimdi önümüzdeki sezona geçiyoruz. Bakalım hangi takıma gitmiş Uğurcan. Abi Uğurcan takımdan ayrıldı. Şu anda çok kritik. Bakıyoruz Uğurcan Çakır'a. Geldik. Topun başında. Uğurcan Çakır 29 yaşında. Lyon. Sana bir şey diyeyim mi? İşte bu sezonlarda iş yapabiliyordu Lyon ha. Bu sezonlarda iş yapabiliriz. Tamam, geçelim Lyon'a. Bence bu takım iyi. Biz bu takımda 2-3 sezon kalabiliriz. İyi oyuncular da var. Gelişecek oyuncular da var. Uğurcan Çakır 90 rating takımı taşımak istiyor. Davinson Sanchez. Bunun yerine stoper kim var? Todibo gelişir abi. Hadi hayırlısı be. Hadi hayırlısı. Lyon'da başarıdan başarıya koşmak istiyoruz. Belki de Şampiyonlar Ligi kazanacağız. Sezon sonuna geçelim. 6. sezonumuzun sonundayız artık. Aska Uğurcan Çakır Fransa Ligi şampiyonu oluyor. İşte böyle. Fransa Ligi şampiyonu. Olay budur. Ama burada kupayı alamıyoruz. Olsun, lig şampiyonluğu daha önemli. UEFA Şampiyonlar Ligi. PSG orada. Ve penaltılarla kazanmış. Biz kaçıncı, nerede elenmişiz? Real bizi, oha, 4-1 elemiş abi bizi. Ben seneye daha iyi olacağımızı düşünüyorum bu arada. Gerçekten seneye daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Todibo artmış. Ya şu stoperlerimiz biraz daha iyi olsa biz Şampiyonlar Ligi'ni alırız bu arada net ya. Seneye acaba bir stoper mi alsak bilemiyorum ki. Rodrigo gol kralı olmuş bizden. Evet, onu geç abicim. Uğurcan Çakır ligde 2. Hem de PSG'nin kalesinden bir tane düşük yapmış. İyi, ben seneye de buradayım ya. Ben seneye de net buradayım. 51 maçta bir asisti var Uğurcan'ın. Bir de 20 gol yenmeyen maç çıkarmış. Bu yıl gerçek hayatta da bir asist yaptı değil mi? Eyvallah hocam. Eyvallah, tamam. Yeni sezonumuza geçelim. Dostlar 2 sezon daha ilerleyeceğiz. Twitch yayınımızdaki kardeşlerimiz öyle istediler. Daha iyi olur diye düşündüler. Şu anda 30 yaşındayız. 32 yaşında biz videoyu bitireceğiz. Abi ben bu takıma bir stoper çekmek istiyorum. Merih'i bir getirelim buraya abi. Adam Schalke'de oynuyor, 85 rating. Yazık yani. Değil mi arkadaşlar? Yazık. Siz de üzüldünüz. Gelsin Merih Demiral buraya, bizi Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapsın. Gel bakayım oğlum. Defansa ihtiyacımız var. Uğurcan'a yardım etmen lazım. Merih Demiral. Hoş geldin Lyon'a. Bakalım bu takımla ne yapacağız? Ben de merak ediyorum. Yalnız kaptanlığı hemen burada Uğurcan Çakır'a veriyoruz. Lyon'un kaptanı oldu. 30 yaşında, aklı başında. Sezon sonuna gidelim. Baba şampiyon Lyon, işte böyle 99 puan fark atmışız. Lyon efsanesi olacak Uğurcan Çakır. Bak burada da kupaları alıyoruz. Kupa Bey Uğurcan. Yorumlara yazın arkadaşlar kaç kupa kazandığımızı, ben de merak ediyorum. Biliyorsunuz kalp atıyorum böyle yorumlara, istatistik yorumlarına. Yapma. Abi Valencia bizi deplasman golleriyle yenmiş ya. Görüyor musun abi, oradan sonra finale gitmemiz çok kolay olacaktı. Real Madrid de bu arada 2 sezondur kazanıyor ha. Görüyorsunuz takım bu şekilde. Merih Demiral, oha, Diego Carlos çok düşmüş. Oho, Todibo kaç yaşında? 27. Merih 29. Cık, hayırlısı be. Ya vallahi ben bir sezon daha bu takımda kalmayı istiyorum biliyor musun? Bu takıma ben güveniyorum çünkü. Ben bu takıma güveniyorum. Bilmiyorum ama ne olur yani. Chat size soruyorum. Sizce bir sezon daha burada kalalım mı yoksa gidelim mi farklı bir takıma? Ben bu takıma bayağı güveniyorum çünkü. Yani... Yeni stoper diyen var. Bence stoper almaya gerek yok. Bunları idare eder. Git diyen de var. Gidelim diyen var. Kal diyen de var. Allah, anlamadım ki. Herkes farklı bir şey söylüyor. Uğurcan Çakır yine bir asist yapmış. 91 reytinge çıkmış. 22 gol yenmeyen maç. Şimdi videodaki son sezonumuza geçiyoruz. Baba 31 yaşında. Geldi PSG. Ama biz PSG'yi eziyorduk takım olarak. O yüzden oraya gitmeyeceğim. Uğurcan Çakır'a bir teklif daha ve Arsenal abi. Hadi yürü git işine yap. Bir bak işine bak ya. Bir teklif daha geldi. Haydi artık. Bayer Leverkusen. Allah kahretsin, bu oyun bozuk arkadaşlar. Bize istediğimiz takımlardan teklif gelmiyor. Çok sinir etti beni. O yüzden sezon sonuna gidiyorum. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağım. Son sezonumuzun sonundayız Uğurcan'la. Yine şampiyon oluyoruz ama artık biz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bekliyoruz. Zaten lig şampiyonlukları artık bizi kesmiyor. Baksana kupa mupa. Fransa Ligi'ni süpürüyoruz. Şampiyonlar Ligi. Finalde gittik. Finalde gittik, görüyor musun? Görüyor musun, finalde gittik son sezonumuzda. Lyon'la Real Madrid'i de eliyoruz. İyi ki transfer olmamışız. Gruplardan da ikinci çıkmışız ama Barcelona'yı falan elemişiz. Lyon gerçekten çok güzel performans sergilemiş. Görüyorsunuz burada takımımızı. Helal olsun. Ben alkışlamaktan başka bir şey yapamıyorum. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Ama var ya, bir sezon daha gitsek ne olacağını çok merak ediyorum. O yüzden ben bir sezon daha gideceğim. Fransa'da Uğurcan Çakır birinci olmuş. Baba çok üzüldüm. O yüzden ben bu takıma bir sezon daha şans vermek istiyorum. Uğurcan Çakır yine 2 asist. En çok asist yapan kaleci biz miyiz abi? Hayırdır ya? Aa, 24 gollenmeyen maç. Helal olsun. Bu hikaye burada bitmeyecek. 9. sezonumuzun sonuna doğru simüle ediyoruz. Chat ısrarla başka takıma git diyor. Vallahi sözleşmeleri de yenilemeyi unuttuk. Bu takım çöktü galiba. Allah kahretsin. Ben geçen sezon son sezon olacak diye sözleşmeleri yenilememiştim. O yüzden Uğurcan Çakır'la şöyle bir Manchester City'den teklif gelirse manyak olur. Çok seviniriz. Hadi City'ye gidelim. Gelmiş teklif abi. Nereden? Allah kahretsin. Monaco'yu ne yapacağım? Monaco kaç zamandır geliyorsun, teklif veriyorsun. Bir tane daha teklif var, hadi. Bayer Leverkusen, aynı takımlar teklif veriyor. Ben inanmıyorum ya. Vermeyeceğim abi size. Hadi abi, bir tane daha teklif geldi. Chelsea. Olur mu? Olur mu? Ne diyorsunuz? City'den bekliyorduk ama belli ki gelmeyecek şu anda teklif. 92 rating kaleciyiz ya. Olabilir diyenler var. Gitmedi. Gitmeyeceğim. Tamam, Chelsea'ye de gitmiyorum. Chelsea'yi de bekletiyorum abi. Devam ediyorum. Çünkü 92 rating olmuşuz abi artık yani. Baksana. Uğurcan Baba 32 yaşında, aklı başında, inanılmaz bir reytingi var. Helal olsun koçum, gururumuz bizim. Uğurcan Çakır'a Dortmund'dan bir teklif var. Dortmund'a gidebiliriz abi. Lan Dortmund belki başarılı olur oyuncularını tuttuysa. Gidelim Dortmund'a. Bak reddetmiş Uğurcan. Aa, ben bu videoyu burada bitiriyorum. Lanet olsun, yeter artık ya. Ne transfer yapıyorsak oyun bize izin vermiyor. Tamam abi, biz iyi hatırlayalım, bu video iyi bitsin yani. En son en azından finale kalmıştık, böyle hatırlayalım ya. Neyse, zaten Uğurcan Çakır 32 yaşına geldi. Kariyerinin en iyi döneminde biz burada bence bırakalım arkadaşlar. En azından finale kaldık ve bence gayet güzel oldu Uğurcan Çakır'ın kariyeri. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Bugün FIFA bizi çok sinir etti. Yapacak bir şey yok aga. Her zaman da inanılmaz başarılı olacağız diye bir şey yok. Yani hani şöyle düşünün. Her zaman başarılı olursak bu sefer başarılı olmamızın başka videolarda anlamı kalmaz. Ne dediğimi anladınız değil mi? Bak şöyle bir örnek vereceğim. Her gün en sevdiğin yemeği yersen, mesela her gün pizza yedin, pizza yedin, pizza yedin, pizza yedin. Artık bir yerden sonra pizza yemenin anlamı kalmaz. İşte bu da böyle bir şey. Ben bu videoyu kapatayım abi. İyice saykolaştık çünkü, manyaklaştık yani. Ne olduğu belli değil. Çok değişik bir Reddit videosu oldu benim için ya. Arkadaşlar seviyorum sizleri. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalınlardan papazyan ailesi.